Şimdi futbol performansına bakarsak, bardağı yarı dolu görürsek, evet, puanımız iyi. İlk 3 takım 23 puanda. Ama daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Evet, 15 senedir görmediğimiz bir deplasman performansı var. Süper. Ama iç saha hiç beklemediğimiz neticeler alıyoruz. İç saha problemimizi çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız. Müthiş. Ki daha golcülerimiz tam devreye de girmediler. Ama şampiyonluk adaylarının arasında en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Bunları adreslememiz lazım. Derin bir kadromuz var. Derin kadromuzun kıymeti, önemi. Ocak ayından sonra 3 günde 4 günde bir maç yapacağımız dönemde daha iyi farkına varılacak, daha iyi anlaşılacak. Orada bize bir rekabet avantajı yaratacağını ümit ediyorum, düşünüyorum. Tabii bir de Covid belası var. Ondan da uzak durmamız lazım mümkün olduğu kadar. Bunun için oyuncuların özel hayatlarında büyük fedakarlıklar yapmaları gerekiyor. Ama geneline baktığımız zaman daha iyi bir noktada olmalıydık. Ama umut vadeden, yani son 20 yılın şu noktadaki şampiyonların topladığı puanlara bakarsan umut vadeden bir noktadayız. Gol atma sıkıntımız yok. Daha az gol yemeliyiz. Bunu adreslememiz lazım. İyi oyuncularımız var. Karakter olarak da, futbolcu kapasitesi olarak da. Hocamızdan memnunuz. Ne yapıldı? Fenerbahçe şampiyon olacak dendi. 12. haftada hocamız sorgulanmaya başladı. Bunlar klasik. Yani biz bunları yemiyoruz da ne yazık ki taraftarımız bunları yiyorlar, bu golleri. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hocamızdan, teknik kadromuzdan, sportif direktörümüzden, yardımcısından, idari menajerimizden, burada hizmet veren herkesten gayet memnunuz. Bir aile olarak, bir yumak halinde çalışıyoruz, rekabet ediyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğim şampiyonluğu bu sezon sonunda taraftarlarımıza armağan edebilecek bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum.